Arkadaşlar, yepyeni bir videodan daha selamlar. Bugün ahırdayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yuvarlak palyeleri geçen akşam getirmiştik. Bugün pancar suluyorduk. Pancar sulamamızı gerçekleştirdik. Hattımızı döşedik. Buğdaylarımıza bakacağız beraber. Buğdaylarımızın boyu ne kadar olmuş? Bu sene bildiğiniz gibi kuraklık var. Malum ekinlerimiz ve pancar ve mısırlarımız yandı. O yüzden acilen tekrar kültivatörle söktük, tekrar ektik maalesef. Tohum zararı, gübre zararımız oldu. Gübresini atmıştık, onlar da beraber çıktı. Gübreye bir şey olmaz ama kültivatörle çektiğimiz için güneş onları eritiyor. Toprağın dibine atmıştık biz. Şimdi buğdayımıza bakacağız, sarlamıza bakacağız, hattımıza bakacağız. Ben bu videoyu niye açtım söyleyeyim. Pancar tarlasının hattında contası patlamış. Contası mı çıkmış, patlamış mı bilmiyorum tam. Şurada görmüş olduğunuz gibi bizim ahırımız burası. Şurada gübremiz, hayvan gübremiz. Şöyle şurada çalışan hat bizim arkadaşlar. Buğday hattı. Buğdayımızın boyuna falan bir bakalım. Şura bizim yoncamız. Gayet boyu yüksek. Herhalde bir 60 santim var. Bunda yakında biçeceğiz. İşte yağmurlar yağıyor burada. Yağmurlar yağmasaydı zaten çiftçinin işi haraptı. Şöyle buğdayımıza bir bakalım. Rus buğdası ekili burada. Şu contayı da aldım. Borunun ucuna takacağım. Evet, hattımıza geldik. Buğday hattımıza. Dün döşemiştik bu buğday hattını. Şöyle aşağıya bir ineyim mi? Traktörümüzü istop edelim. Şöyle sulanıyor buğdayımız. Şöyle bir diz boyu var herhalde. Hafif de küçük, bir şey olmaz ondan. Burayı yanlış söyledim. Bura farklı bir arpa. Pardon, bakayım bu neymiş. Bu buğday, evet. Bir diz boyu kadar olmuş. Bu suyla beraber biraz daha uzar. Hemen yanında Rus buğdası var. Traktörle geldim. Hem arpa bıraktım iki tekerli remokla. Arpa kırdık bugün biraz. Arkadaşlar, burası Rus buğdası. Rus buğdasının şuralarında kılçık olmuyor şöyle. Kılçık dediğim, yani böyle yanlarında uzayan ince iplik gibi bir şey var. Ondan olmuyor Rus buğdasında. Burada bizim, şöyle içlerine doğru girelim biraz. Aynen, bura dizimden de biraz yüksek. Hattımız çalışsın biz. Traktörü çevireyim ben. Pancar tarlasına gidelim. Santrafişimizi durduralım. Arızamızı giderelim. Evet arkadaşlar, pancar tarlamıza geldik. Pancarlarımız şöyle tek tük çıkmış. Ben şimdi arızamızı gidereceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buraları ne yapmış bu ya? Gerçekten bakın sana, nasıl sulamış buraları. İşte bir conta 10 fiskiyelik su harcıyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şuna baksana. Biz bu arızayı gidereceğiz arkadaşlar. Ne, boru mu patlamış? Aynen. Boru patlamış, evet. Ben conta şey yaptı zannediyordum. Conta çıktı zannediyordum. Aynen. Boru patlamış. Hemen gidelim şu bizim tarlanın başından bir tane boru getirelim. Şöyle koşarak gidip geleyim ben hemen. Bu arızayı hemen gidermemiz lazım. 10 fiskiyenin aldığı suyu alıyor orası. Yazık, günah değil mi? Videoyu burada kapatayım ben.
boruları alıp arzayı... Evet arkadaşlar, Zübeyir amcam şimdi borunun başında arzayı gideriyor. Santral şu, ben tekrar açacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bir tane 10 beygirlik motorumuz var. Elektrik motorumuz, 3 faz. 380 voltla çalışan. Şöyle elektriğini de şuradaki direkten aldık, aboneliğimizi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi suyumuzu açtık. Şöyle ırmaktan da çekiyor. Gayet güzel. 10 beygir arkadaşlar. Sadece 10 beygir. Mazottan yarı yarıya tasarruf ediyorsunuz. Şöyle hattımız tekrardan çalıştı. Arızayı giderdik. Evet arkadaşlar, amcamla beraber arızamızı giderdik. Şimdi o gidiyor arabayla. Şöyle küçük gözüküyordur ama bizim ahırın oraya vardı o. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yanımızda bir tane daha ekin tarlası var. Pardon, arpa tarlamız var. Bu arpa tarlamızı sulamadığı için, bir de ayaz yaktığı için başlarını, bu biçime kadar tekrar başını tazeler. Ama sulasaydı daha da güzel olurdu. Mesela ben ekinlerime su verdiğim için deminki gibi, görmüş olduğunuz gibi buğdalarım çok güzel. Ekime kadar bir 60-70 santim daha olur. Gayet verimli olur. Sulamasaydım eğer benimkini de ayaz yakacaktı. Şöyle size hemen mısırlarımı göstermek istiyorum. Mısırlarımı da ikinci kez ektim arkadaşlar. Sebebi şu, ikinci kez ektiğimin arkadaşlar, biraz düzensiz ekim oldu ama gayet güzel. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu ilk ekim mısır. Hemen yanında normalde bunun aralığı 20 santim, 17 santim veya 25 santim aralığında oluyor. Pardon, bura kaç santim? 50 santim falan, aynen 50 santime ekilmiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üstüne ikinci ekim daha ektik. Burada biraz daha çıktı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi izler çaprazlama oluyor mısırımızda. Çaprazlama olduğu için siz diyeceksiniz ki şimdi bu nasıl biçilecek? Biçileceğini de göstereyim ben size. Sıra bağımsız makineler var bildiğiniz gibi. Onlar sıralı değil. Önüne ne gelirse alıyor. Mesela şuradaki sıramız, hemen şuradaki sıramız görmüş olduğunuz gibi ileriye doğru çaprazlamış. Şöyle göstereyim. İleriye doğru çaprazlamış. Görürsünüz izlerden. Sıra bağımsız makina hemen aldığı için sıra bağımsıza biçtireceğim ben bunu. Benim sıra bağımsız makinam yok. O yüzden sıra bağımsızla biçeceğiz. Geçen gün bir yağmur yağdı. Gayet güzel yağmurlarımız oldu. Ben bunu ikinci kez ekmediğim zaman, ekmeseydim eğer, ben buradan 4 ton alacaktım dönüme. Ama şimdi eski ekilenle yeni ektiğim full tarlayı taradı. O yüzden Allah nasip ederse buradan 10 ton mısır alacağız biz. Hemen bunun yanı da öyle. İkinci kez ektim. Gayet o da güzel taradı. Evet arkadaşlar, bugün de böyleydi. Sizin için tarlaları gezdik. Kendi tarlalarım, başka tarlalar, bizim tanıdıkların tarlaları. Bu da bizim bir tanıdığın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fazla iyi değil. Ama ekime kadar, pardon, biçime kadar gayet güzel. Verimini alır o da inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Başka videoda görüşmek üzere.